Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar, yeleklerinizde, bluzlarınızda kullanabileceğiniz gerçekten şık bir model. Güzel, yapılışı da çok kolay. Her şeyiyle bence güzel bir model arkadaşlar. Hani yelek ve örgülerde daha böyle ağır gösterişli model isteyen arkadaşlar için bence hem ağır duruyor hem de çok da gösterişli duruyor arkadaşlar. Böyle bir model yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim burada kullanmış olduğum ip Alize Diva'nın yine batik iplerinden bir tanesi. Şu anda numarası yok arkadaşlar. Şöyle yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar şu anda kullanmış olduğum ipin de bir numarası yok. Bu da Alize Divan'ın ipi. Sadece merserize bir ip arkadaşlar. Merserize türü bir ip daha doğrusu. Güzel ütülendiği zaman çok şık, çok güzel duruyor. Ben bu parçayı ütülemedim ama ütülendiği zaman gerçekten tiril tiril duran bir ip arkadaşlar. Tığım her zamanki kullanmış olduğum tığım. 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Eli sıkı olan arkadaşlar tabii ki daha kalın tığlarla, eli daha gevşek olan arkadaşlar da daha ince tığlarla yapabilir. Herkesin elinin alıştığı tığ farklıdır. O yüzden numara vermek de çok da aslında benim için önemli olmuyor. Yine de öğrenmek isteyen arkadaşlarım için gösteriyorum ben bunu. Bu şekilde söyleyebileceklerim daha başka ne var? Kendi bluzunuzu, yeleğinizi alacaksınız. Ona göre ölçü alacaksınız arkadaşlar. Zaten en altına zincir çekerek başlayacağız. Zincirinizi çekeceksiniz ve bu trabzanı yaptığınız zaman, alt taraftaki trabzanınızı yaptığınız zaman kendi kıyafetinizin ölçüsünde bırakıp geriye kalan zincirinizi, varsa eğer fazla çektiyseniz zincirinizi, keseceksiniz zincirinizi. Çok da o zinciri orada kaldığı zaman sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onu kestiğiniz zaman bir şey olmuyor. Bu şekilde bir ayarlama, bir ölçü yapabilirsiniz kendiniz. Ben henüz bir yelek, bir bluz yapmadığım için sizlere de bir ölçü veremiyorum ne yazık ki. O yüzden dolayı ben sadece böyle küçük küçük modeller çıkarıyorum. Hani yapmak isteyen arkadaşlara bir faydamız olsun diye böyle küçük modeller çıkararak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimiz şöyle biraz daha kenarda dursun. Biz hemen zincir çekme ile başlayalım. Arkadaşlar ben de çok fazla zincir çekmek istemiyorum. Daha küçük bir parça sizlere göstermek istediğim için. Şöyle. Evet. Sanırım bu kadar. Bakın ben de kendi yapmış olduğum parçaya şöyle ölçeyim. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın modelimiz zaten şöyle iki trabzanla başlayacağız. Çünkü üst tarafı söylüyorum. İkinci sırayı söylüyorum. Ve iki yeni yarım motif diyoruz biz buna. Yarım motifle bitireceğiz. Şimdi bakın iki trabzan burada var. Çünkü şu modelimizi bu şekilde düşünün. Size sayı vermek istiyorum yani. İki trabzanla başlayacağım. İki trabzanla bitireceğim arkadaşlar. Ve ortadaki motiflerimiz her bir model şöyle baktığımız zaman aralarda birer tane trabzan kalmak şartıyla 3 tane trabzan üzerine kuruluyor. Bakın. Şöyle. Bu şekilde kuruluyor. Ben şimdi küçük bir parça oluşturmak istiyorum. 2 trabzan burada, 2 burada 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, 17. 17 tane trabzan yapacağım. Şöyle 3 tane motif çıkacak arkadaşlar. 17 trabzanla 3 motif çıkaracağız. Siz de eğer ki evde kendi yapmış olduğunuz kıyafetinize ölçü almak istiyorsanız önce bakın küçük bir parça örün. Ondan sonra o parçayı kıyafetinize göre tutun. Şöyle her bir santimine ne kadar geliyorsa alttaki trabzanı sayarak kaç trabzan başlayacağınızı o şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ben en son yapmış olduğum zincirimi şöyle tutuyorum. 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Ve hemen yandaki zincirimi trabzan yapıyorum. Bakın. En baştaki zinciri de sayacağım. 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 17 tane yapacağım ben bunu. Şimdi 17'ye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 17 trabzan yaptım. Bakın zincirim arttı. Şimdi burada yapacağınız şey makasınızı alacaksınız. Şöyle zincirinizi tutacaksınız arkadaşlar. Çok da derinden değil. Şöyle 2 zincir kala. Şöyle 1, 2. 2 zincir kala keseceksiniz. Daha sonra ipinizi şöyle çekip dibini sıkılaştıracaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Bakın fazla kalan zincirden de böylece kurtulmuş olduk. O yüzden zincirimi fazla çektim. Sıkıntısı yaşamazsınız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen yanına arkadaşlar şöyle bakın. Hemen yanına bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Üzerine bir kez aldım. Şöyle bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana battım. Bir kez çıktım. Tekrar alıyorum üzerine. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir kez çıkıyorum. Tekrar alıyorum üzerine. Yanındaki trabzana batıyorum. Bir kez çıkıyorum. Ve şimdi 4 ilmeğimi birlikte çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde. Tekrar üzerine aldım. Bir tane trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzana şöyle 1. Tekrar aldım. Yanındaki trabzana şöyle 2. Tekrar aldım. Yanındaki trabzana şöyle 3. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Dördünü bir alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şöyle aralarda 5'er tane zincirimiz olacak. Ve üzerine bir kez alıyorum. Bir tane atladım. Şöyle 1 aldım. Yanındaki trabzana geçtim. 2 aldım. Yanındaki trabzana geçtim. 3. Hepsini bir çekeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın bir atladım. Yanındaki trabzana geçtim. Şöyle bir aldım.
Yanındaki zincirin üzerine yapacağım bir tane de. Şöyle 2 ve 1 çekiyorum. Bakın, hem başta hem sonda yarım motiflerimiz oluştu. Ortada da modelimiz 17 sayıya, 17 trabzana denk geldi arkadaşlar. Dediğim gibi yaparsanız trabzanınız artmayacaktır. Bu şekilde şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Bakın şurada 5 zincir çekmiştik. Tam en arkadaki zincire şöyle battım. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yanındaki zincirin tam ortasına tekrardan batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yanındaki zincirin ortasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve yine yanındaki zincirin ortasına batıyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim şimdi de. 3 tane çekiyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Yandaki zincirin içinden geçtim arkadaşlar ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Ve şu 5 tane zincir çektiğimiz yerde hemen ortasına, en ortadaki zincire batıyorum. Ve buraya 3 tane yan yana trabzan yapıyorum aynı yere. 2 Evet, bu şekilde. Tekrar bir zincir üzerine aldım. Yan taraftaki beşli zincirimizin tam ortasındaki zincire battım. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya. Bir zincir. Üzerine aldım. Bir. İki. Üç tane. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir, en sonundaki zincirin tepesine batıyorum. Bir, iki tane de buraya yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra yine 3 zincir çekeceğim. Dönüyorum arkadaşlar. Ve her trabzanın başına bir trabzan ve şöyle zincirin içine arkadaşlar, aralarda birer zincir çekmiştik. O zincirlerin de içine birer tane trabzan yapıyorum.
Her trabzanın başına bir tane trabzan yapıyorum. Ve şu arada çekmiş olduğum zincirin içine de yine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bütün sırayı evet, trabzanlarımızı bu şekilde yaptık. Bakın son yapmış olduğum zincirin üzerine de şöyle trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle modelimiz çıktı. Şöyle yarısını yaptık. Şimdi diğer yarısında da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndüm. Ve bütün trabzanlarda birer trabzan atlayarak şöyle bir saniye arkadaşlar şurasını evet şöyle hemen yanındaki trabzandan başlayacağız. Şöyle bu şekilde başlıyorum sırama. Aralarda birer zincir, bir trabzan atlayıp öteki trabzana şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet. Tığım takıldı. Şöyle birer zincir çekerek bu sıramızı tamamlayalım. Arkadaşlar bu modelin zaten arası üzerine yapacağınız model yine bunun aynısı olacak alttakinin. Evet, bu şekilde. Burayı tamamlayalım arkadaşlar. Ben sanırım arada bir tane kaçırdım. Siz bu sırayı sonuna kadar tamamlayın. Evet, bu sıramızı da böyle tamamladık arkadaşlar. Bakın son zincire geldim. Zincirin önündeki trabzanı da bıraktım. Artık bu zincirime batmadım arkadaşlar. Şimdi tekrardan 3 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Bir tane trabzanın içine. Bir tane tepesine. Bir tane zincirin içine. Bir tane tepesine olacak şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet, son bir tane de şöyle zincirin içine yapıyorum. Bir tane de zincirin tepesine.
Evet arkadaşlar, bakın modelimiz çıktı. Bu şekilde bakın. Bu renkle de çok güzel oldu. Bu rengim de çok fazla kendini gösterememişti. Şöyle bakın. Bundan sonrası yine bakın aynı şekilde arkadaşlar. Şu sıranın devamını yapacaksınız yani üst tarafa da. Modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Yeni bir videoda yeni bir modelle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.